Ay. Aman kızım, değil. Kızım, yavrum, yavrum. Anasını sevindirmeye mi gelmiş? Güzel kızım benim, çok özledim seni. Ay anneciğim, ben de seni çok özlemişim. Ay. Ya babamın borcunu ödeyemiyor. Sonra gidiyor başkasının kulübünde çalışıyor. Kız bu iyi saatte olsunlar geldi buna. Bu Emir'in haberini okudu gazetede. O gün bir hili 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 hili. Ne haberi çıkmış ki? İşte o biliyor. Kız bana bak. Senin kocan bilir. Bu Emir babasının kulübü varken niye gidip başkasının kulübünde çalışıyor? Çünkü babası onu çoktan kovdu. Kız sen bunları biliyordun da niye bize söylemedin? Ha şimdi parasız mı? Aman kızım, o gibilerin parasızlığı bizim gibilerin 30 kere cebinden çıkar. Boş ver. Ay inanmıyorum ya. Ya ondan ödeyemedi babamın borcunu. Ay benim şurama bir öküz oturdu. Kızım Emir'in parasızlığı sana niye böyle tası oluyor? Canım niye bana tası olsun? Ben Feriha için şey ettim. Hı. Ay. Ben biraz yatayım. Tamam. Hadi siz oturun. Şş, kız ne diyeceğim? Feriha çalışmaya mı başlayacak, kocasına yardım olsun diye? Ya Feriha ne yapmak istiyor, ne yapacak hiç bilmiyorum. Bak ben Emir'e döndüğünü bile sizden öğrendim. Hem biz Feriha ile öyle eskisi gibi değiliz artık. Öyle iki kardeş arasında küslük şey olmaz, ayrı ayrı olmaz öyle. Anneciğim vallahi küskünlük yaptığımdan değil. Yani Feriha istese beni arardı. Hani şimdi böyle aramız limoniyken ben çok üstüne gitmek istemiyorum Feriha'nın. Kızım büyüklük sende kalsın. Tabii ki kapının önüne kadar gelmişken hiç yukarı çıkılmamadan olur mu? Ha bile çık bir dakika. Baktın ağzını yüzünü eğiyor, o zaman inersin aşağıya kızım. Hem bir yana bakalım ne olmuş, niye bitmiş, bize de anlatırsın. Tamam anne, doğru söylüyorsun, ben çıkayım. Bak sen. Aile ziyareti. Anneciğim hadi sen aşağı in. Evet, aile ziyareti. Seninki ne ziyareti? Arkadaş ziyareti. Hadi kızım. Sen çık yukarı. Hadi. Aa. Sen de mi Feriha'ya çıkıyorsun? Hay Allah. Ben de onunla baş başa konuşacaktım. Anne ben Feriha'ya sonra uğrarım. Gülsümcük. Seni çok gergin gördüm. Kocanı terk ettiğimden beri iyi olduğunu düşünüyordum. Yoksa hala omzunda mı ağlıyor? Sen onu avutamıyor musun? Korkma. Tehlike geçti. Bir daha ona geri dönmeyeceğim. Gülsüm. Ne diyor kız bu kadın? Konuşuyor işte anne. Madem yalan konuşuyor da niye ağzının payını vermiyorsun? Ha? Niye öyle kuş gibi baktın arkasında? Ya anne boş ver. Allah. Ha, boş ver. Kız, yoksa bu kadınla senin kocan hala... Ay. Benim kocam hala o kadını seviyor. Benim kocam beni sevmiyor. Benim kocam bana dokunmuyor. Benim kocam benden boşanmak için fırsat kolluyor. Anladın mı anne? Öğrendin mi? Şimdi rahatladın mı? Rüyanın takıldığı bir adamı buldum. Vah yavrum benim, vah talihsiz kızım benim. Vah bu kadar zaman sen demek ki içine attın ha bütün bunları. Tamam anneciğim iyiyim ben vallahi. İnsan anasına söylemez mi kızım bu kadar sıkıntıyı tek başına çeker mi? Anasının boynuna girip de iki çift gözyaşı dökmez mi be yavrum? Ha? Az söyledim işte. Ben bir süre ağladım da. Ne olacak ki? Ne yapabileceksin anne? Hem ben Koray'la konuştuğunu biliyorum. Konuştum. Konuştum da ben bunların hiçbirini bilmiyordum. Bileydim o kadarla bırakır mıydım onu? Bak anne ne olur konuştum ama pişman etme beni. Bir daha sakın Koray'a bir şey söyleme olur mu anne? Sen çektin bu çile ne olacak yavrum? Ne yapacağız o çileyi? Bilmiyorum. Yani gerçekten bilmiyorum. İçimden bir ses... Gülsüm aklını başına al diyor. Daha ne kadar olmayacak duaya amin diyeceksin diyor. Ama sonra ne bileyim hani en ufacık bir ümit acaba dedirtiyor bana. Böyle kocanı bekle, sana dönmesini bekle, seni sevmesini bekle diyorum. Kızım sen bu kocanın canı gönülden seviyor musun?
Seviyorum anne. Çok seviyorum. O zaman ağzında diş kalmayıncaya dek o ağzındaki dişleri sıkacaksın kızım. Ağzındaki dişler bitince de ananın dişini sıkacaksın, anladın mı beni? Sen bir yuva kurdun yavrum. Yuvanı yıkmayacaksın. Ben de sana destek olacağım kızım. Yavrum benim. Hatice abla, ne oldu? Yok bir şey kızım. Ağlayasım geldi. İçlendim açık. Yok bir şeyim yok. Ben de içli köfteyim şu sıralar. Oturup birlikte dertlenelim işte. Gençsin, güzelsin, okumuşsun yavrum. Senin neyin var? Bir babam, bir boyfriendim. İçine düştüğüm bir arkadaş sorunum. Beni hiç anlamayan bir annem. Daha sayayım mı? Boşuna dememişler. Dersiz insan yok diyor. Ha benim güzelim. Sıkma. Oy ite bak. İt. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.